İncil, Hristiyanların anladıkları manasıyla söylüyorum. İncil iyi haberdir. Neyin iyi haberi? İsa'nın çarmıha gerildiğinin haberi. Mucize havadisleri üzerinde durur İncil yazarları. Bakire'den doğdu, suyu şaraba çevirdi. Aslında bu İncil'lerin yazarlarının İsa'yı tanıyan, bilen ve hatta Hazreti İsa'yı çağdaş dönemde yaşayan insanlar olmadıkları yönünde. İlk yazılan İncil, Markos'ta mesela İsa marangoz olarak görünür. Markos'tan o pasajı kopyalayan Matta da babası marangoza dönüştürülür. Hı. Luka İncil'i marangoz ifadesini tamamen çıkartır. Dört İncil'in bu İznik Konsili'nde belirlendiğini zannediyor. Halbuki İznik Konsili'nde böyle bir gündem konusu yok. Şunu söyleyelim o zaman, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen İncil Thomas İncil'idir. Bana sorarsanız Kur'an-ı Kerim'deki İncil'e daha yakın bir İncil. Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemde bile Kartaca'da 600 küsür tane Yahudi'nin biz Herakleios'un emriyle resmen vaftiz edildiklerini, zorla Hristiyan yapıldıklarını biliyoruz. İsa'nın salt monoteist, Yahudi bir peygamber figürü olarak salt monoteist çizgisi kilisenin kristolojik beklentisini karşılamıyor, yükseltiliyor. Dört İncil metnine baktığınız zaman şu sorunun yanıtını net bir şekilde verebiliyorsunuz. Yani metinsel bir tahrifat var mıdır? Evet, vardır. Mana itibariyle bir tahrifat varmış, o da vardır. Herkese selamlar. Nebevi Kur'an Halkaları'nın düzenlemiş olduğu Kur'an söyleşilerinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konumuz var, çok da güzel bir konumuz var. Aslında üzerinde çok kafa yorduğumuz, çok bildiğimizi zannettiğimiz konular. Hristiyanlık, İncil ve Hristiyanlığın yan kolları diyelim. Bunlar birçok Kur'an dersinde bahsi geçen, birçok Kur'an söyleşisinde konuşulan başlıklar. Biz bunları işin uzmanıyla konuşalım istedik. Sevgili hocamız Zafer Duygu bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağlığınız, saatiniz yerinde gördüğünüz üzere. Allah şükürler olsun. Allah şükürler olsun. İyi, sizler de iyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Yeni bir transfer gündeminden bahsedelim. 9 Eylül Üniversitesi'ne geçişiniz söz konusu. Evet. Yakın bir tarihte. Ben 2013 yılının sonundan itibaren Mardin'deydim. Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeydim. Orada yani uzun süredir orada hizmet etmeye çalışıyordum. Şimdi artık 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçtik. İzmirliyim zaten, bilenler biliyorlar. Yani aslında Mardin de benim memleketimdi. Çünkü o kadar benimsemiştik ki ailecek. O kadar kalınca. Tabii çok da sevdiğimiz bir yerde. Bütün artık Mardin'e ve Mardinlilere hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllar orada huzur içinde yaşadık. Allah'a şükürler olsun. Fakat hizmetimizi tamamlayıp İzmir'e geçtik. Transfer o yani. Biraz sılayı rahim olmuş aslında, evet, sizin için de. Evet. Ama Mardin'e de selam olsun. Güzel yerdir. Çok güzel, güzel bir yerdir. Güzel insanlara sahip bir yerdir. Evet, evet. Birçok güzelliği barındıran bir şehir. Aslında birçok kitap herhalde Mardin doğumlu mu oldu bu vesileyle? Öyle oldu. Orada olunca, yani benim için verimli bir yer oldu yani. Yani evet, Ümit Topraklar hala devam ediyor. Aynen, aynen. Öyle gözüküyor. Hocam bugün bir kitabınızın özelinde konuşalım istedik. Yani girizgahı öyle yapalım istedik. Yani ilk program olsun ama devam olsun niyetindeyiz Allah nasip ederse. Çok da iddialı bir başlığı var aslında bahsetmemiz gereken. İnciller güvenilir metinler midir? Şimdi bu birçok kişi açısından evet ya da hayır diye cevaplandırılabilecek bir konu. Yani güvenilir metindir, evet ya da yok ya değildir deyip üzeri kapatılabilecek bir konu. İşte kesin inançlıysanız bu çok tartışmaya açık bir şey değil. Şimdi kitabı inceleme şansı buldum. Çok büyük bir emek var bir kere. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah razı olsun. Bu İncil'ler derken konuyu oradan mı başlatmak lazım? Yani Kur'an'ı okuduğumuz zaman İncil'lerden bahsetmiyor. İşte İncil var, Tevrat var, bir de Kur'an-ı Kerim var. Ama kitabın başlığı İncil'ler güvenilir metinler midir? O zaman etimolojik olarak da bir şey sormamız lazım herhalde. Ya, İncil olması gerekmiyor muydu bunun? Yani İncil güvenilir metin olması gerekmiyor muydu? Yani Müslümanların perspektifinden bakarsanız evet haklısınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İncil'den, Hazreti İsa'ya nazil olan bir İncil'den bahsediliyor sizin de bildiğiniz gibi. Fakat Hristiyanların İncil anlayışı Müslümanlarınki gibi değil. Burada her şeyden önce bir muhteviyat itibariyle bunu biraz açıklamak lazım. Tabii Müslümanların İncil anlayışı mantıken, evet belki bizim elimizde bugün o metin yok ama olması gereken, yani bizim Müslümanların perspektifinden bakıldığında olması gereken şey şudur. Allah Hazreti İsa'ya vahyetmiştir, nazil olmuştur ayetleri ve bunlar metinleşmiştir. Yani benim ya da birçokların herhalde
İncil'de anladığı şey budur. Fakat Hristiyanlar böyle bakmıyorlar. Bunun birçok sebebi var. Birincisi, Hazreti İsa Müslümanların anladığı gibi bir peygamber değil Hristiyanlıkta. O tanrısal bir hipostasis. Yani bunu uknum diye biz biliyorsunuz çeviriyoruz. Tanrısal bir varlık, öyle söyleyelim. Tanrısal öze sahip, tanrıdan daha tanrı. Tanrısal bir şahsiyet. Bunu tanrısal teslisin ikinci ilahi şahsiyeti. Dolayısıyla kim kime vahyediyor? Kim kime vahyedecek? Yani bizzat Tanrı insanların arasında, işte enkarnasyon nazaresi diyorlar değil mi? Çok önemli. Meryem'in rahminde ete kemiğe bürünmesiyle birlikte vücut beden alıyor ve insanların arasında bulunuyor. Dolayısıyla ilahi bir varlıktan beşeri bir varlığa vahiy gelmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Mantıksız oluyor yani. Hristiyanlık çerçevesinde, o perspektif içerisinde konuşursanız. Peki o halde İncil'ler ne oluyor? Ya da İncil ya da İncil'ler ne oluyor? Müjde. Buna eskiden işte Evangelion diyorlardı Yunanca'da. Bu müjde demek, iyi haber. Peki iyi haber neyin iyi haberidir? Tabii belki aslında burada da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında başka bir ayrılığa dikkat çekmek icap ediyor. Müslümanlar tabii Hazreti Muhammed'in müjdelendiğini düşünüyorlar. Yani Hazreti İsa'nın, Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed'i, kendisinden sonra gelecek bir peygamberi müjdelediğini. Halbuki Hristiyanlar bunu kabul etmiyorlar. Onlar müjde tabirinden başka bir şey anlıyorlar. Mesih'in ölümüyle birlikte bir günahtan kurtuluş olgusu. Yani Adem, bu asli günah doktrini deniyor buna. İnsanlığın işte ilk insandan itibaren cennetten kovulmasına sebep olan günahın bütün insanlığın süreç içerisinde günahına tekabül ettiği, dönüştüğü, evrildiği, Tanrı ile insanlar arasında bu sebeple bir küskünlük durumunun hasıl olduğu, işte şeriatın, Musa, Hazreti Musa vasıtasıyla gelen şeriatın bile aslında insanlığa onun bir cezası olarak geldiği, yeni doğan nesillerin bu sebeple günahkar doğdukları ve nesiller boyunca, yüzlerce, binlerce yıl boyunca insanlık ailesiyle Tanrı arasında bir küskünlük, bir uzaklık, bir kopukluk olduğu. Fakat merhametli Tanrı'nın insanlıkla barışabilmek için kozmik ve ilahi bir program tasarladığı, bu program çerçevesinde kendinden olan ve kendi oğlu olan Mesih'i, İsa olarak, yani İsa'yı insanların arasına gönderdiği ve İsa'nın çarmıh üzerinde kendisini feda ettiği. Ne için? İnsanlığı o günahından, işte kefaret ölümü ya da fısık kuzusu, birçok ifadeyle tanımlanıyor bu. Peki İncil nedir? Bu haberi veren metinlerdir ya da sözlü rivayetlerdir. Bakın, bunun ben yeterince bizde anlaşılabildiği kanaatinde değilim. Bir kez daha altını çizelim. İncil, Hristiyanların anladıkları manasıyla söylüyorum. İncil iyi haberdir. Neyin iyi haberi? İsa'nın çarmıha gerildiğinin haberi. İnsan çarmıha gerilmesi niye iyi haber? Çünkü insanlık asli günahtan kurtuldu. Allah'larımızı düzelteceğiz. Evet. Ve öldü çarmıh üzerinde. Dirildi. Tekrar göğe çıktı ve yeniden gelecek. Ne için? Orası da ayrı bir mesele. Şimdi erken dönemde miladi 1. yüzyılın sonu, 2. yüzyılın başı, mesela Hristiyan literatürüne baktığınızda o dönemde yazılmış işte Didake gibi, Ignatius'un mektupları gibi, Clemens'in şeyi gibi, mektubu gibi. Erken literatüre baktığınızda zaten Evangelion ifadesiyle ilgili olarak şeyin de bu olduğunu görürsünüz, muhteviyatın da. Yani bazıları bundan ağırlıklı olarak sözlü rivayeti anlarlar. Yani İncil denilen şey yazılı bir metin değildir, sözlü bir şeydir. Peki nedir o? Kurtuluş, yani soteriyolojik bir bağlam. Soteriyoloji, kurtuluş, yani soteria kurtuluş demek. Başka bir şey yok, karşılığı yok. Yani aynen. Peki o halde başka ne var burada? Şimdi İncil metinlerinde Hz. İsa'nın bazıları doğumundan da bahsediyor değil mi? Mesela Matta ve Luka İncil'lerinde veya işte yaşamına dair bazı şeyler var. Bu iki sebebe dayanıyor. Yani bu hani biyografik bilgiler iki sebeple veriliyor, öyle söyleyelim. Bunlardan bir tanesi kanıtlamak. Yani İsa'nın gerçekten de işte Yahudilerin bekledikleri o Mesih olduğunu ama Yahudilerin zannettikleri gibi bir Mesih olmadığını. Mesela onun için sırf
mucize havadisleri üzerinde durur İncil yazarları. Bakire'den doğdu, suyu şaraba çevirdi. İşte şurada suyun üstünde yürüdü. Burada ölüyü diriltti. Bakın hep işte şu kadar şeyle 5000 kişiyi doyurdu falan. Bunlar hep düzenli mucize. Hastaları evet, aynen. Verdi. Neden? Çünkü hep şunu size şu mesajı vermek isterler. Ya bu sıradan bir insan değil yani. Sizin zannettiğiniz gibi öyle beşeri bir varlık değil. Bu başka bir şey. Onu anlatmaya çalışıyor. Tanrı parçacı. Aynen. Fakat hepsinin nihayetinde varacakları şey ve asıl vermek istedikleri mesaj Mesih'in çarmıha gerilişi. Bunun yanı sıra işte bu anlatıya, bu temel mesaja bazıları biraz daha uzun bir giriş yazmıştır. Mesela Luka İncili'nin şeyi daha yani çarmıh hadisesinden önceki anlatımı daha uzundur. Bazıları daha kısa bilgiler vermişlerdir. Mesela Markos İncili'nin en kısa olan Markos İncili'dir. Tabii bunun da sebepleri var. Yani İncil yazarları Hristiyanlara göre havariler ve havarilerin öğrencileridir. Matta, Markos, Luka, Yuhanna yani Matta ve Luka havariler arasında özür diliyorum. Matta ve Yuhanna havarilerin arasında isimleri zikredilir 12 havarinin içerisinde. Markos Petrus'un tercümanıdır. Petrus İsa'nın baş havarisi geleneğe göre öyle söyleyelim. Luka da Paulus'un hekimi ve yoldaşıdır. Paulus da biliyorsunuz benim İsa Paulus İnciler kitabını okuyanlar da bütün Hristiyanlıkla ilgili yani Müslüman olup da Hristiyanlıkla ilgili olan herkesin bildiği bir tarihsel şahsiyettir. Onun şeyi Luka. Çok yakın arkadaşı, yoldaşı, hekimi. Fakat benim tabii ve birçok araştırmacının düşüncesi aslında bu İncil'lerin yazarlarının İsa'yı tanıyan, bilen ve hatta Hazreti İsa'yı çağdaş dönemde yaşayan insanlar olmadıkları yönünde. Ne kadarlık bir süreç var aralarında? Yani en yakını konuşuyorsak. Bunu da bilmiyoruz aslında. Fakat tahminen yani bu konuda genel kanaat İncil'lerin işte Markos, Matta, Luka, Yuhanna sırasıyla 70-100 yılları arasında yazıldıkları şeklindedir. Tabii muhafazakar Hristiyanlar bunu daha erkene götürürler. 40'lı 50'li yıllara falan. Bilim dünyasında işte daha geç tarihlere Ferdinand Christian Bauer gibi yani 130'lu 140'lı yıllara atıf yapanlar da olmuştur ama bugün artık genel itibariyle 70-100 yıllarına atıfta bulunulur. Fakat şunu da ifade etmek lazım. Metinlerin bugünkü mevcut şeyleri de otograf değildir. Otograf yazarın kendi elinden çıkan metin demektir. Yani diyelim ki Markos İncil'i diyelim ki bilmiyoruz da diyelim ki 68 yılında yazıldı veya 71 yılında yazıldı. Bizim bugün elimizdeki Markos 71 yılında yazılmış olan o Markos değil. Bunların en eski el yazmaları 4. yüzyıla kadar gider. Yani aslında otograf metinle mevcut en eski el yazmaları arasında da yüzlerce yıllık bir şey vardır ki bu süreçte müstensihler kopyalamışlardır, istinsah etmişlerdir bu metinleri. Yani mesela Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus bunlar en eski kodeksler 4. yüzyıldan kalma. 4. yüzyılın öncesinden çok küçük fragmanlar var, başka hiçbir şey yok. Yani mesela 250'li yıllara atfedilen yani birkaç yaprak yani öyle söyleyeyim. Veya biraz daha erken, biraz daha geç. Müstensihler kopyalamışlardır. Kopya, kopya, kopyanın kopyası, kopyanın kopyası. İşte farklı dillere tercüme edilmiştir. İnciler Yunanca yazıldı. İşte bir müddet sonra farklı dillere, Süryanice'ye tercüme edildikleri. Yani İnciler Yunanca yazıldı derken 4 İncil'i kastediyorum yani. Yoksa belki Aramice daha önceki tarihlerde İnciller peki, var. Burada bir soru sorsam, belki biraz daha açmak için. Hazreti İsa Yunanca mı konuşuyordu? Yunanca yok, yazıldı. Aramice. Muhtemelen Aramice konuşuyordu. Hazreti İsa Aramice konuşuyordu. Aramice o zamanlar yaygın dildi yani Orta Doğu coğrafyasında. Fakat Yunanca da belirli ölçüde özellikle şehirlerde şeydi. Hatta Filistin sahasında da yani şehirli ve entelektüel kesimler arasında Yuhanna da Yunanca'da belirli oranda şey yapmıştı ama kırsalda özellikle şeydir yani Aramice ortak dildir. Hatta 1. yüzyılın Yahudi tarihçisi Flavius Josephus da bunu belirtir yani. Kendisi Yunanca'yı zor öğrendiğini, kendisi Yahudidir, 1. yüzyılın bakın tarihçisi, söyler. Öğrenmekte çok zorlandıklarını söyler. Peki o zaman şöyle bir sapma mı okumamız lazım? Aramice indiği muhtemel bir söylev, çünkü yaşantının diline uygun olması lazım. Yunanca'ya bir çeviri söz konusu. Aramice bir İncil çeviri metinden demeyelim de şöyle söyleyelim. Muhtemelen Hazreti İsa'ya vahiy
Aramice olmuş, inmiş olsa gerek veya belki de İbranice inmiş olsa gerek. Yani tam bunu biz Yunanca bilemiyoruz. Yunanca değil. Ama Yunanca değildir. Çünkü Yunanca Hazreti İsa'nın Kahir Ekseret değil, Yunanca değil. Bilmiyor. Bilmiyor. Çok büyük bir ihtimalle bilmiyor. Belki en fazla ikinci dil olarak küçük bir ihtimal. Yani o yüzden çevirimi diyorum. Yani ana dil olmayınca ister istemez bir çeviriye giriyor. Evet ama şöyle çeviri ifadesi diyorum. Doğru olmayabilir. İlk defa bunlar Yunanca yazılmış olabilirler. Şimdi çeviri anladım. Demek Aramice yazılmış olmalı ki. Şimdi biz bunların Aramice'den bir tercüme olup olmadığını onu anlamaya çalışıyorum. Aramice bir metin var mı elimizde? Şimdi şöyle birçok araştırmacıya göre 4 İncil'den daha önceki tarihlerde kaleme alınmış metinler var. Ve bunların arasında Aramice yazılmış metinler de olmalı. Biz buna dair bazı tarihsel bilgilere de sahibiz. Mesela bazı İsa cemaatlerinin Ebiyonikler gibi mesela bazı İsa cemaatlerinin bu 4 İncil'i kabul etmediklerini biliyoruz. Birçok İsa cemaatinin bu 4 İncil'i kabul etmediklerini biliyoruz ki zaten 4 İncil'in kanonikleşmesi Hazreti İsa'dan çok sonradır. Kutsal metin hüviyetine bürünmesi Hazreti İsa'dan çok sonraki dönemlerdir. Onların mesela Aramice bir İncil kullandıklarını biliyoruz. Fakat bu İncil'in mahiyetine dair bilgilerimiz çok sınırlı. Çünkü ancak fragmanlar halinde bugüne ulaşabilmiş durumda. Siz yurt dışında da bunun araştırmalarını yaptınız yaptık aslında. Yani Amerika'da. Bu şeyde doneleri söylerken yani buradan değil aslında bu doneler. Biraz tabii ki. Tabii ki onlardan. Bir de bu söylediğim şeyler yani. Bunlar bilim dünyasında herkesin bildiği şeyler. Yani tabii ki bunlara itiraz eden muhafazakar kesimler Hristiyanlığın şeyinde falan da var yani. Ama bunlar herkesin bildiği çünkü Batı'da özellikle bu İncil'lerle Hristiyanlıkla ilgili rasyonel temeldeki araştırmalar 1800'lü yıllardan itibaren çok ciddi, 1700'lü yılların ikinci yarısına itibaren çok ciddi boyutlarda devam ediyor. Mesela o şeyde Hermann Reimarus, Lessing işte gibi isimleri özellikle zikretmek istiyorum. Bunlar öncülüğünü yaptılar çünkü bu şeyin. Bir çığır açtılar yani. Ondan sonraki süreçte işte bu İncil'lerle ilgili tarihsel İsa ile ilgili tarihsel İsa ifadesi de şudur. Yani kilisenin Mesih'inden ayrı tarihsel bir şahsiyetten bahsediyorlar. Yani kilisenin Mesih'inden ayırıyorlar İsa'yı. Çünkü arada bir bağlantı yok diyorlar yani rasyonel araştırmacılar. Ya marangoz İsa şeyi o mu? Tarihsel İsa dedikleri kısım oraya mı giriyor? Tabii marangoz, şimdi marangoz ifadesinden hoşlanmaz yani İncil yazarları. Nitekim sinoptik karşılaştırmaya baktığınızda ilk yazılan İncil Markos'ta mesela İsa marangoz olarak görünür. Markos'tan o pasajı kopyalayan Matta da babası marangoza dönüştürülür. Luka İncil'i ise 3. İncil Markos'u o da şey olarak mesela marangoz ifadesini tamamen çıkarttı. Bu sinoptik karşılaştırmayla alakalı bir şey. Dolayısıyla şey budur yani. Sorduğunuz soru da şuydu yani neden İncil'ler ya da neden güvenilir metinler midir? Batı'da bu bağlamda yapılmış çok araştırma var. Bu araştırmaları genel itibariyle işte Can We Trust The New Testament gibi yani. Yani güvenebilir miyiz acaba falan gibi şeyleri var. Ben bu araştırmayı yaparken, bu kitabı yazarken Türkiye'de bu alanın çok boş olduğunun farkındaydım. Özellikle işte bu işe merak duyanları ve bilhassa lisansüstü anlamda ihtisaslaşmak isteyen gençlere birinci basamağı oluşturmaktı hedefim. Yani bu alana ilk geldiklerinde Türkçe'de evet vardı bazı şeyler ama çok azdı yani kırıntı niteliğinde. Onlara böyle basabilecekleri sağlam bir zemin hazırlamaya çalıştım. Yani bu kitabı geçeceklerdir kısa bir şey sonra. Çok daha güzellerini yapacaklardır gençler. Ben birinci basamağı onlara hazırlamaya çalıştım. Yani böyle bir hizmetimiz olsun istedik. Ben diğer kitaplarımda da hep böyle boş alanları böyle şey yapıp oralara şey yapmaya çalışıyorum. Nitekim özellikle İsa Paulus İncil'ler, bu İncil'ler güvenilir metinler mi derle ilgili yani çok olumlu geri dönüşler ben alıyorum. Sürekli mail atan gençler, özellikle bu alana merak duyan ilahiyatta veya dinler tarihi disiplininde yüksek lisans doktora yapan gençlerden sürekli geri dönüşler alıyorum. O anlamda amacın hasıl olduğunu söyleyebilirim yani. Allah'a şükürler olsun. Olumlu mesaj alıyoruz deyince Hristiyanlardan mı diye soracaktım. Yani şey, Hristiyanların içerisinden olumlu mesajlar atanlar da var. Zaten birçok arkadaşımız da var. Onların içerisinde de beğenenler şey yapan ama tabii ki muhafazakar saiklerle ya da gelenekçi saiklerle eleştirenler de çok. Yani onu da söylemek lazım. Yani şeyin şimdi bizim dört kitap diye bildiğimiz işte İncil açısından söylüyorum. İşte sizin bahsettiğiniz işte Markos, Matta, Luka, Yuhanna. Bunların
kendi içinde siz o işte demin bahsettiğiniz işte bir o karşılaştırmalı okumaları da kitabınızda var, araştırmalarınızda var. Bu birbirini tekrar eden kitaplar mı değil mi? Bir sonraki sorum olsa ama şunu soracağım. Ya bu nasıl dört kitaba dönmüş? Yani Kur'an veya Tevrat bir şekilde tek bir şekilde duruyor. Durduğunu düşünüyoruz en azından. Genel kabulümüz o. İncil nasıl böyle bir tarifata uğradı veya biz tarifat diyoruz. Onlar nasıl açıklıyorlar sizce bunu? Şimdi onlar tabii ki öyle bakmıyor. Ortada tarifat diye bir şey söz konusu değil. Çünkü onlar Müslümanların inandıkları gibi İncil'in varlığını kabul etmiyorlar. Yani Hristiyanlar açısından. Tabii bir kere öyle bir şey var. Şimdi bilimsel açıdan baktığınız zaman sorduğunuz soruya farklı cevaplar getirmek gerekir. Hristiyan geleneği ya da kilisenin doktrini açısından baktığınızda farklı bir açılım getirmek gerekir. Şimdi ikincisinden başlayayım. Yani kilise diyor ki İsa bu dünyada yaşadı, Mesih yani Tanrıoğlu İsa işte insanlığın kurtuluşu için bu dünyada kendi üstüne düşeni yaptı, çarmıh üzerinde öldü, gitti. Tekrar geri gelecek, o ayrı. Şimdi bu haberi insanlara duyurmak lazım. Zaten Hristiyanlık dediğiniz şey de bu haberi kabul etmekle başlıyor. Her şeyden önce bunu bilmek lazım. Bunun için bu haberi metinleştirdiler. Kimler? İşte İsa'yı tanıyan, doğrudan tanıklığı bulunan iki havari ve havarilerin iki şeyi. Ve bunu kutsal ruhun şeyiyle yaptılar, esinlemesiyle yaptılar. Dolayısıyla İncil'ler yanılmaz metinlerdir. Redakte edildi bunlar bir şekilde. Tabii kutsal ruhun esinlemesiyle havariler ve havarilerin şeyi... Ona inanıyorlar. Evet. Yanılmaz nitelikte metinler yazıyorlar. Tabii ne zaman yazılıyor? İşte erken dönemde. Fakat bunun bilimsel şeyi böyle değil. Nedir bunun arka planında yatan şey? Yani neden bu soruya bir Müslüman perspektifiyle cevap veremiyoruz? Çünkü ortada bizim yani Müslümanlara inandıkları gibi İncil yok. Şimdi o konuya geleceğiz birazdan. Evet. Yani o meselenin ayrı bir şeyi o. Farklı bir bağlamda o konuyu ele alacağız. Şimdi bu dört İncil 70-110 yılları civarında kaleme alınmış ama bir kere kaleme alındıkları sırada bunlar kutsal metin değil. Yani hiç kimse de öyle görmüyor. Nereden biliyorsunuz? Çünkü erken dönemde mesela diyelim ki 100'lü, 110'lu, 120'li, 130'lu yıllarda metinler kaleme almış Hristiyan yazarların eserlerine baktığınızda yazılı metinlerden haberdar değiller. Yani bunu sağlamasını yapmak aslında çok zor değil. Meşakkatli bir iş ama şey değil. Yani gideceğiniz adres belli. Ya imkanı olan bir. Aynen. Sağlamasını yapmanız mümkün. İlk defa olarak 150'li yıllarda yazılı bazı metinlere atıf yapan Şehit Justinus vardır. Justin the Martyr diye geçer bu Batı literatüründe. Belki izleyenler oradan yakalayacaklardır. O serbest usulle ve İncil de demez yani havarilerin hatıratı demeye başlar. Yazılı bir takım metinlere serbest usulle atıf yapar. Serbest usulle şu demektir. Şimdi erken dönemde metin kaleme almış Hristiyan yazarlar kutsal metnin ne olduğunu çok iyi bilen adamlar. Mesela bunlar eski ahite atıf yaparlar. Yahudi kutsal yazılarına olduğu gibi alıntılarlar. Çünkü o kutsal metindir. Ama buraya atıf ya yapmaz zaten yazılı bir metin yok veya yazılı gibi bir metin olduğu intibaını alıyorsanız mesela şey Justinus'ta gibi serbest bir usulde. İlk defa olarak 180'li yıllarda Lyon'da, Lugdunum'da Piskopos var. Çok meşhur bu sapkınlara karşı diye bir eser var. Onun yazarı Irenaeus. Onun bir önerisidir. 4 İncil olsun diye. İncillerin sayısı 4 olsun demiştir o. İlk defa olarak. Zaten onun öncesi döneme baktığınız zaman 2. yüzyılda İncillerle ilgili çok şiddetli ve kapsamlı bir tartışma olduğunu görüyorsunuz. İncillerin sayısına, içeriğine, muhteviyatına birçok tartışması, birçok farklı boyutu olan çok şey bir tartışma. Mesela birkaç örnek göstereyim. Bazıları bir İncil esas almışlardır. Markyon, Sinoplu Markyon gibi. Luka İncili'nin bir varyantı muhtemelen. Sadece bir İncil'i esas almıştır. Kendisince sebeplerle detaylara girmiyorum vaktimiz kısıtlı olduğu için. Veya bazısı birçok farklı İncil'in harmonisini yapmıştır. Tek bir metin haline getirmiştir. Çünkü o dönemde paganların da eleştirileri var İncil'ler arasındaki çelişkilere dair işte Celsus gibi, İmparator Julianus gibi sonrasında Porfirios gibi bu Plotinus'un öğrencisidir. Onların eleştirilerine cevap mahiyetinde işte hani tek bir metin olsun da çelişkiler ortadan kalksın gibisinden. Veya işte Roma'da mesela bu şey 4 İncil önerisi ilk defa Avrupa'da yani Roma şeyinde muhitinde ortaya çıkıyor. Bunun başka bir kanıtı mesela Muratori kanunudur. O da 2. yüzyıl sonlarına veya 3. yüzyıl başlarına atfedilen Muratori adında bir kardinal tarafından sanıyorum 18. yüzyılda keşfedildi. Orada liste var yani orada 4 İncil'i görüyorsunuz ismini. Fakat işte 2. yüzyılda mesela birçok metin var. İncil adı altında elden ele dolaşan ve bunlarla aslında
aşağı yukarı bazı açılardan benzeşen. Mesela şimdi bu İncil'lere baktığınız zaman hiçbir tanesinde Matta isminin var olduğunu görmüyorsunuz. Yani yazarı Matta değil. Yani metne baktığınızda ben İsa'nın havarisi Matta falan gibi bir ifade yok. O İncil'lerin de aslında birçoğunda yok. Hatta bazılarında var. İşte Mecdelli Meryem İncil'i, Yakup İncil'i, işte Yahuda İncil'i, Thomas İncil'i, şu İncil'i, bu İncil'i. Onlarca böyle metin var. Tabii ki. Şimdi ve bu metinler varsa bu şu demektir. Bu metinleri kullanan Hristiyan cemaatler de var demektir ki nitekim olduklarını da biliyoruz. Halbuki kilise bu derin tartışmaların yani bu farklı tartışmaların ortasında bu dört metni esas almıştır. İşte İrenaeus'un önerisi, Moratori Kanonu'nun şeyi falan. Yani daha doğrusu Roma kilisesi muhitindeki anlayış zamanla bütün Hristiyan dünyada egemen kılınmıştır. Halbuki biz şunu mesela biliyoruz. Bu Tatianus'un İncil harmonisi 5. yüzyıla kadar mesela Suriye'de kutsal metin standartıydı. Sonradan Edessa, yani Urfa Piskoposu Rabullo bu metnin değiştirilmesini, onun yerine başka bir standart metin getirdiler. Yani hani şimdi bugünden şöyle bakabilirsiniz, ya bunlar zaten sapkındı, sapkın işler yaptılar falan. Hayır işte 5. yüzyıla kadar Suriye'de resmi olarak kullanılan bir metinden bahsediyorum ben size yani. Bu metinler süreç içerisinde kanonlaşmışlardır. Kutsal hüviyete yüceltilmişlerdir. Fakat orada da İznik Konsili değil. Yani orada da kısa bir düzeltme yapalım. Şimdi herkes İncil'lerin, dört İncil'in bu İznik Konsili'nde belirlendiğini zannediyor. Halbuki İznik Konsili'nde böyle bir gündem konusu yok. Ya biz öyle biliyoruz. Bu topraklardan çıkmış diye. Şimdi o bir ezber. Ezberi de biz de herkes naklede naklede. Ya turizm açısından fena olmuyor değil mi? Fena olmuyor tabii yani. Evet öyle bakıyor. Şimdi şeyle ilgili de yani bazen bakıyorsun efendim Tarsus'ta orijinal Pavlus İncil'i bulundu falan yani. Böyle şeyler çıkıyor yani. Evet. Yani ya o İncil de orijinal değil yani. O da Pavlus İncil'i adından belli yani. Pavlus İncil'i. O da Pavlus'un İncil'den anladığıdır aslında. Yani bu metinler de aslında öyle yani. İncil'e dair işte Matta'ya göre İncil. Veya işte Luka'ya göre İncil'dir. Bunların orijinal isimleri de odur zaten. Daha doğrusu ilk dönemde verilen isimler de odur. Sonra tabii bir takım 4. yüzyılın ikinci yarısındaki bir takım konsiller de artık Hristiyanlığın da 4. yüzyılda resmi devlet dine dönüşmesi, devlet gücünü arkasına almasıyla birlikte, resmi bir mahiyete bürünmesiyle birlikte, işte Kartaca gibi, Laodokya gibi bir takım konsillerde 4. yüzyılın ikinci yarısında bu kanonlar oluşturuldu. Hristiyan yeni ahit kanonu ve bu 4 İncil'de kanonda yerini aldılar. Neden bu 4 İncil? Çünkü kilisenin öğretisiyle uyumlu olan 4 İncil bu. Yani mesela Thomas İncil'i İsa'nın sözlerinden oluşan bir İncil'dir. Yakup İncil'i işte İsa'nın doğumunu anlatan, çok güzel detaylı anlatan harika İncil'lerdir. Neden bunlar kanonik değil? Yani neden kilise bunları reddediyor? Çünkü işte mesele burada düğümleniyor. Şimdi 4 İncil kilisenin istediği gibi bir soteriyolojik açılım yapıyor. Kurtuluş haberi, çarmıha gerilme, dirilme, göğe çıkma vesaire. Şimdi siz Thomas İncil'ini okuduğunuz zaman böyle bir hikaye yok. Orada başka bir bağlam var. Veya işte Yakup İncil'ini okuduğunuz zaman öyle bir bağlam yok. Başka bir şey var. Yani kilisenin neden bu 4 İncil'i seçtiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu 4 İncil seçildi çünkü kilisenin öğretisiyle uyumlu olan, sonradan resmileşen kilise öğretisiyle uyumlu olan İncil'ler bunlardı, metinler bunlardı. Diğerleri ne oldu? Gelenek dışında bırakıldılar. Ötekileştirildiler. Yakıldılar, yok edildiler. Fakat zamanla İşte mesela 1945'te Mısır'da Nakamadi'deki kazılarda olduğu gibi veya Akmim'de veya birçok farklı bölgede işte arkeolojik kazılar esnasında kimisi ortaya çıkıyor. Ortaya çıkanlardan haberdar oluyoruz. Ortaya çıkmayanları bilmiyoruz. Peki kamuoyunda bir de Türkiye'de çok tartışılan bir İncil var. Barnaba İncil'i. Hı. O ortaya çıkarsa Hristiyanlık yerle bir olacak vesaire. Hı. Ya bu böyle bakınca hiçbir şey olmayacağı yok. Yani bunun... Şimdi ben o da aslında doğrularla yanlışlar birbirine çok karışıyor. Şimdi Barnabas İncil'i diye Türkçe'de çevrilmiş, internette de çok rahatlıkla herkesin ulaşabileceği bir metin var. Bu metin en eski yazmaları bunun İtalyanca ve İspanyolca 17. yüzyıla gidiyor. Şimdi bir metnin Hazreti İsa için yani bizim Müslüman dünyanın anladığı şekliyle büyük ortalığı ayağa kaldırabilmesi için mesela Hazreti Muhammed'den bahsediyor mu bu metin? Evet bahsediyor ama 17. yüzyılın bir metninden söz ediyorsunuz en eski. 3. yüzyılda varsa bir el yazması muhteşem bir şey. Evet gerçekten de öyle. 2. yüzyılda varsa ama yok. Dolayısıyla bütün iddialar boşa çıkıyor. O el yazmasını ortaya koymanız lazım. Şunu söyleyeyim. Gerçekten de erken dönemde Hazreti Peygamber'den, Hazreti Muhammed'den önceki dönemde
Barnabas İncili diye bir İncil'den bahsedenler var. Fakat o Barnabas İncili, bu Barnabas İncili, biz onu bilmiyoruz ki. Ortaya bir bağ koyamıyoruz. Yani o birbirine bağlanamıyor. Evet. Dolayısıyla bugünkü Barnabas İncili'nin Hristiyan dünyayı çalkalaması falan söz konusu olamaz. Bizim için magazinel bir örneği var. Aynen öyle. Ama o zamanki ya da benim bilmediğim başka bir el yazması veya ya da bilmediğimiz başka bir İncil varsa Barnabas adı altında erken dönemden, ben bilmiyorum, varsa evet, onu ayrıca konuşabilir bilenler. Peki şimdi İncil, bir soruyu şöyle soracağım. Yani arka arkaya belki. Biz hangi İncil'e inanıyoruz? Bir ikincisi, İncil'in dili şu anda bildiğimiz kadarıyla Latince üzerinden yürüyor bu. Yani Aramice de değil, Yunanca da değil. Yine çeviri demeyeceğim hani sizin uyarınızda. Metnin orijinalliğinin olup olmadığını karşılaştıracak bir çalışma var mı peki? Var tabii, olmaz olur mu? Şimdi bir kere biz hangisinden başlayalım? Biz hangi İncil'e inanıyoruz? Hangi İncil'e inanıyoruz? Şimdi bizim yani Müslüman dünyanın inandığı İncil, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen İncil. Nedir bu? Hazreti İsa'yı Allah'ın vahyettiği İncil. Peki bu nerede? Biz bunu bilmiyoruz. Şimdi bizim bilmiyor olmamız bu dört İncil'in İncil olduğu anlamına mutlaka böyle bir sonuç çıkmak zorunda değil. Tabii. Burada başka sorular yükselir çünkü. Bizim Kur'an-ı Kerim'de anladığımız İncil'le dört İncil'i karşılaştırdığınızda birçok örtüşmeyen nokta var. Örtüşmemekten her şeyden önce kasıt şu. Temel şeyi itibariyle başka bir metin o. Yani bizim bir kere her şeyden önce İncil'ler Allah'ın Hazreti İsa'ya vahyettiği, vahiy olduğu iddiasına değil. Bakın, iki, Hazreti İsa'nın yazdığı bir metin olduğu iddiasına da değil. İncillerin kendilerinin yazarları, bakın kendilerinin İncil metinlerinin yazarları, mesela Luka İncili'nin başlangıç şeyine bakılsın. Orada diyor ki, bize anlattılar, biz de yazdık. Ya İncil'in yazarı bunu söylüyor. Bu bir. İki, madem ki mevcut İncil'lerden bir tanesi, eğer biz mutlaka Müslüman bir perspektiften bakarak mevcut İncil'lerden bir tanesine esas, neden dört İncil'e esas alalım? Bu kilisenin seçimi. Gidelim Thomas İncil'e esas alalım o zaman. Şunu söyleyelim o zaman. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen İncil Thomas İncil'idir. Bana sorarsanız Kur'an-ı Kerim'deki İncil'e daha yakın bir İncil'dir. Veya Yakup İncil'idir diyelim. Bana sorarsanız Kur'an-ı Kerim'deki İncil'e daha yakın bir İncil'dir. Ama bana sorarsanız hiçbir tanesi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen İncil değildir. Bakın, burada tabii ki iş çok hani çok derin teknik bilgilere belki girmemiz gerekecek, ama ben şöyle çok kısaca bir toparlamaya çalışayım şeyi. 4. yüzyılda Hristiyanlık resmi bir mahiyete büründükten sonra o günkü koşullarda yapılan ortodoks tanımının, yani ortodokstan buradan kastım bir mezhep değil, doğru düşünce anlamında söylüyorum. Yani bizdeki nasıl söyleyelim, hak din, hak inanç tanımı yapıldıktan sonra gelenek dışında, yani ortodoksluk dışında yüzlerce farklı Hristiyan mezhebi vardı. Bunların hepsi Allah konusunda farklı düşünüyorlar, İsa konusunda farklı düşünüyorlar, Musa şeriatı konusunda farklı düşünüyorlar. İşte birçok konuda bunlar ayrı, İncil'ler konusunda farklı düşünüyorlar. Onlarca farklı grup var. Fakat bunu bizdeki Müslümanlığı, yani İslam'daki mezhepleşmelerden çok daha öte düşünmek lazım. Çünkü en temel konularda bile anlaşamıyorlar. Yani bir tanesi Tanrı birdir diyor, ötekisi teslise inanıyor mesela. Evet, yani çok bir tanesi Tanrı, İsa Tanrı'dır diyor, ötekisi beşerdir diyor mesela. Şimdi bunlar çok köklü ayrışımlar. Bütün bu şeyin çerçevesinde Roma yönetiminin de artık devreye girmesiyle birlikte Hristiyanlık bir kendisince bir şey belirledi. Yani her konuda bir doğru belirledi. Ötekileri gelenek dışında bıraktı. Ve bunları kovuşturmaya başladı. Roma yönetimiyle kilise ortaklaşa. Yani sadece onlara da değil, diğer dinlerin taraftarlarında. Hı hı. Yani işte Yahudileri. Zorla vaftiz edilmeye başlandılar. Ben şimdi yeni bir kitabım çıkacak, orada anlattım. Yani imparatorlar zorla Yahudilerin vaftiz edilmesi yönünde verdikleri emirler var yani. Çıkarttıkları fermanlar var yani. Hatta Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemde bile Kartaca'da 600 küsür tane Yahudinin biz Herakleios'un emriyle resmen vaftiz edildiklerini, zorla Hristiyan yapıldıklarını biliyoruz. Veya Mecusiler, veya işte Maniheistler, veya Paganlar. Şimdi bunların bütün hepsi çok ağır kovuşturma altına alındılar. Hristiyanlaştırma çerçevesinde imparatorluğu, Roma İmparatorluğu. Öte taraftan Hristiyanlık içerisinde bir her konuda bir görüş esas alındı. Öteki görüşler alternatif görüşler, ya da öyle söyleyelim, gelenek dışında bırakıldılar, sapkın sayıldılar ve kovuşturulmaya başlandılar. Bunlar kaçtılar. Nereye kaçtılar? Roma İmparatorluğu'nun ve Roma Kilisesi'nin gücünün erişebileceği noktaların en uzaklarına.
Mesela İran sahasına kaçtılar. Eski İran 224'ten önce Partlar, 224'ten sonra Sasaniler yönetiyor orayı. Mesela o coğrafya çok enteresan bir coğrafyadır bu anlamda. Veya Suriye'nin çöllerine veya Arabistan veya Beşistan. Kim bunlar? Mesela Mesih'in beşer olduğuna inanan, Mesih'in beşer olduğunu söyleyen, işte biraz önce İbranice kendilerine has İncil'leri olduğundan bahsettiğim Ebiyonitler mesela. Şimdi biz bunların varlıklarını Arabistan sahasında 10. yüzyılda bile biliyoruz. 10. yüzyılda Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed'den 400 yıl sonra bile biz bunların Arabistan sahasında varlıklarını biliyoruz. İşte Tudelalı Benjamin gibi Hristiyan seyyahların şeylerinden veya bizim Müslüman bazı yazarların metinlerinden biz bunların varlıklarını biliyoruz. Şimdi bunun gibi onlarca farklı akımdan bahsedebilirsiniz. Sadece Ebiyonitlerden değil yani. Nasranilerden, işte dinamik monarşiyanistlerden, doketiklerden, gnostik boyutu olan. Bunların hepsi Hristiyanlık şemsiyesi içerisinde. Bunların elinde biz tas tamam hangi metinlerin olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu Arabistan'a kaçan veya Habeşistan'a kaçan insanların bazılarının elinde mesela bizim özgün dediğimiz, gerçek İncil dediğimiz İncil olabilir. Ama nüshaları az olabilir. Bilmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde hakikaten de o İncil'i elinde bulunduran bazı cemaatler var olmuş olabilir. Fakat bunlar gelenek dışında kaldıkları için resmi tarihin de dışında kalmışlar. Yani metinlerde bizim elimizdeki metinlerin, bakın Ebiyonitlere ait mesela metin yok. Bir iki istisna var. Ariusçulara ait kaç tane metin var bugün elimizde? Arius'un kendi eserleri var, biz biliyoruz. Talya diye bir eseri var. Nerede? Yok. Neden? Yok edilmiş tarihsel süreç içerisinde. Ariusçuluk diye kapı gibi bir Hristiyanlık mezhebi var. 4. yüzyılda 379 yılına kadar İznik Konsili'nden sonra 325'ten sonra 379 yılına kadar Roma İmparatorluğu'nun resmi mezhebi. Konstantinos'un oğlu 2. Konstantinos Ariusçu, Valens Ariusçu 364'ten 307. Bunlar bakın Ariusçuluğu imparatorluklar. Ariusçular teslis dışındadır. Onlarda da teslis inancı yok. Tabii ki. Yani bugünkü Hristiyanlığın teslis akidesinin dışındadır. Çünkü onların Mesih'in yaratılmış olduğu yönünde bir nazariyeleri vardır. Yaratılmış bir varlık olarak kabul ederler. Peki Ariusçuların neye inandıkları, neye inanmadıklarını biz kendi metinlerinden öğrenebiliyor muyuz? Hayır. Kilisenin yazarları ne anlatıyorsa biz onu biliyoruz. Atanasios, İskenderiye'li ne anlatıyorsa onu biliyorum. Sozomenus, Sokrates ne anlatıyorsa kilisenin resmi yazarları. Ne anlatıyorsa onu biliyoruz. Ebiyonitler ne anlatıyorsa düşmanları biz onu biliyoruz. Bunların elinde hangi metinler var? Yani o resmi tarihin dışında alternatif, gayri resmi o şeyi biz bilmiyoruz. Onların elinde pekala olabilir. Bu bizim bahsettiğimiz İncil. Ama olmayabilir de. Bu meselenin yani başka bir açıklaması olabilir bilmiyoruz. Yani çok enteresan bir noktaya gidiyoruz tabii de. Yani bizim işte onların tabiriyle bir oryantalist denilen bir şey var, grup var orada. Dini araştırıyor, İslam dinini vesaire. Şimdi bizim onun karşısında bir araştırmadan bahsediyorsunuz ve elimizde çok az done veya çok az da bir tabir de hiç done yok neredeyse söylediğinize göre. Sizin eser o yüzden belki çok ciddi bir adım aslında. Yani bir kapı açıyorsunuz. Dışarıda hani o kapıyı merak edip de bakan çok olur. Çünkü hakikaten biz şimdi konuyu böyle çok dallandırıp budaklandırmak isterim ama o taraftan 5 dakika yapıyorlar bana. Ne çabuk oldu bu 5 dakika ben anlamadım. Çünkü biz şimdi diyoruz ki ya kitaplara inanıyoruz, İncil'e şu bu falan. Ya biz hangi İncil'e inanıyoruz sorusu çok önemli o zaman. Evet. Şimdi ama hani şunu sormadan bitiremem. Şimdi bu İncil'lerde siz karşılaştırma yapmışsınız. Hı-hı. Diyelim ki 4 tane İncil'i kabul ettilere kadar Hı-hı. geldik. Bunların da içinde tutarsızlıklar olduğunu siz ortaya koyuyorsunuz. Evet. Ya bu da hani bizim hangi İncil'e inanıyoruz kısmında bir soru daha sormamızı gerektiriyor. Ya bu hakikaten bunlar birbiriyle uyumlu mu? Şimdi bir kere her şeyden önce burada şunu söylemek lazım. Bu İslam dünyasında yüzlerce yıllık bir tartışmadır. Yani İncil tahrif edildi mi? Ya da İncil hani Müslümanların anladığı manasıyla İncil. Şimdi aslında bu tahrifat meselesine girdiğimizde o İncil üzerinde konuşmuyoruz. Bunun üzerinde konuşuyoruz. Tabii bu dördü üzerinde konuşuyoruz. Bu dört İncil üzerinde. Şimdi üstadım bilim min şeyi yalan söylemez. Yani yanlışlanabilir doğrular vardır. Yanlışlanabilir tezler ileri sürebilirsiniz. Bu ayrı bir konu. Fakat bu bilimsel tezlerde değil mi? Bir takım yöntemler kullanılır. Bir takım şeyler kullanılır. Şimdi siz 4 İncil metnine baktığınız zaman şu sorunun yanıtını net bir şekilde verebiliyorsunuz. Yani metinsel bir tahrifat var mıdır? Evet vardır. Mana itibariyle bir tahrifat var mıdır? O da vardır.
Neden vardır? İşte bu kitabın sebebi bu zaten. Yani karşı çıkarken de karşı argümanlarla karşı çıkmak çok, lazım. Çok sırf yani gelenekçi bir tavırla veya muhafazakar bir tavırla değil, önce bir bakmak lazım. Yani karşı bir argüman. Şimdi burada mesela birkaç örnek üzerinde duralım. Bu konuların detaylarını anlayabilmek için her şeyden önce bu metinlerin nasıl yazıldığını anlamak lazım. Şimdi İncil'lere baktığınız zaman İncil yazarlarının her şeyden önce sözlü rivayetlere ve yazılı kaynaklara dayanarak bu metinleri yazdığını görüyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Bir takım bilimsel yöntemler var. Bunlar Türkiye'de Kitab-ı Mukaddes eleştirisi çatısı altında geliştirilmiş ama Türkiye'de bugüne kadar hiç konuşulmamış, hemen hemen çok az, belki birkaç makalede ancak konu edinilmiş bir takım yöntemler. Şimdi İncil'lerin yazarları bir takım kaynak kritiği diye bir yöntem var mesela. Hı hı. Hazreti İsa ölmüş, Hazreti İsa'ya atfedilen veya Hazreti İsa'nın ağzından çıkan cümleler, sözler, sözlü rivayet adı altında 30'lu yıllardan 130'lu yıllara kadar Akdeniz Havzası'nda yayılmış ve bunlar İncil yazarlarının kulaklarına kadar da gelmişler ve metne geçmişler. Semiyat yani, kulu diyor. İşte. Şimdi bu olayın bu boyutunu, hadisenin bu boyutunu form kritiği yöntemi şey yapıyor. Carl Schmitt'le, ta Julius Wellhausen'lerden itibaren, Carl Schmitt işte atıyorum, Martin Dibelius, özellikle Rudolf Bultmann. Bakın bunlar çok önemli isimler. Form kritiği, sözlü rivayetler, İncil'lerde metinleşme süreci. İncil yazarları aslında redaktörler. Yani yazılı kaynakları da kullanmışlar. Mesela Q diye bir İncil kullanmışlar. Biz Q diyoruz adına. İşte Almanca Quellen'den geliyor kaynak anlamında. Bilmediğimiz bir metin. Q İncili diyor bilim insanları buna. Luka ve Matta İncil'lerini yazan müellifler için, meçhul müellifler için kaynak oluşturmuş Q İncili. Markos metni. Markos İncili'nin metni Matta ve Luka yazarlarınca kaynak olarak kullanılmış. Yani aslında İncil'lerin yazarları aynı zamanda redaktörler. Redaksiyon kritiği yöntemi devreye giriyor. Redaksiyon sürecinde nasıl müdahaleler yapılmış? Yani Markos metnini kullanırken, hani biraz önce marangoz örneğini verdik ya, Markos da marangoz, Matta da marangozun babasına dönüşüyor. Şey, marangozu oğluna dönüşüyor. Bakın nasıl bir müdahale, redaktör, redaksiyon Luka'da kritiği. Luka'da o da yok. Luka'da o da yok. Aslında bu yöntem size birkaç şeyi bilimsel olarak gösteriyor. Ne? Bir, İsa'nın tevhidçi çizgisinin süreç içerisinde nasıl bulanıklaştırıldığı. Çünkü İsa'nın salt monoteist, bir Yahudi bir peygamber figürü olarak salt monoteist çizgisi kilisenin kristolojik beklentisini karşılamıyor. Yükseltiliyor İsa'nın kristolojik değeri. İki, İsa'nın gücünün bir sınırının olduğuna dair Markos'taki mesela bildirimlerin Matta ve Luka yazarları tarafından nasıl manipüle edildiklerini görüyorsunuz. Bu kadar mı? Hayır. İşte biraz önce sizin bahsettiğiniz İncil'ler Yunanca yazılmış ama erken dönemden itibaren birçok farklı dille tercüme edilmişler. Problem yok mu burada? Var. Buna dair kanıtlar var mı? Var. Vulgata mesela, Vulgata diye bir metin var. Latince standart İncil şeyi. Yeni ait. Hieronymus ki çok büyük bir Hristiyan müelliftir. Papa çağırıyor, diyor ki ya bu Latince tercümelerin arasında diyor birçok çelişki var. Bir standart metin oluştur da bu şey ortadan kalksın. Çünkü o dönemde bunun çok büyük sıkıntı olduğunu biliyoruz. Hieronymus'a gelen mektuplar var. Mesela örnek vereyim. Hedibiye adında bir hanımın Hieronymus'a yazdığı mektup var. Samimi bir Hristiyan. Diyor ki ya bu metinler arasında çelişkiler var. Bana bunu anlatın diyor mektupta. Ve Hieronymus kendi metninde bunu anlatmış bize. Papa'nın da derdi o. Diyor ki ya bu çelişkileri ortadan kaldır, standart bir metin oluşturun falan. Vulgat da buradan ortaya çıkıyor. Orta çağda hani diyoruz ya kilisenin dili Latince. Aslında bu sürecin başlangıcı orası. Yoksa bu metinler Yunanca. Hala Yeni Ahit'in şeyi Yunanca. Peki ne olmuştur? Tercümeler sırasında da manipülasyonlar söz konusu olmuştur. Ben bunu bu kitabımda da orada da mesela Kyrios ifadesi üzerinden tartıştım. Kyrios Rab diye şey yapan ifade. Şimdi Rab yani bizim Türkçe'de değil mi? Biz bunu Allah için kullanıyoruz yani. Otoriteye, büyük otorite. Şimdi Petrus İsa'nın yanına geliyor mesela İncil metninde. Bakıyorsunuz ya Rab ya Rab diyor yani. İsa ya yani İsa'nın baş havarisi gelip de İsa'ya ey Tanrım ey Tanrım gibi mi seslendi yani? Böyle midir yani bu? Eğer böyle değilse demek ki burada bir manipülasyon var. Çünkü siz bu metni bu kültür ve dini sahaya tercüme ediyorsanız bu bağlamı dikkate almak zorundasınız. Almıyorsanız manipülasyon vardır.
Baktığınızda orijinal metne orada geçen Kyrie ifadesi mesela geliyor. Kyrie yani aslında efendim diyor. Ey efendimiz diyor yani. Onu Rab diye çeviriyorsun. Hayır olmaz. Ha yeni ayet İncil metinlerinin içerisinde Kyrios ifadesinin hakikaten İsa'ya ilahlık atfedildiği anlamını yükleyebileceğiniz bağlamlar var mıdır? O da vardır yani. Fakat bu kadar çok değildir. Daha istisnadır. Matta, Markos, Luka'da yani sinoptik İncil'lerde çok daha azdır. Yuhanna'da nispeten daha fazladır. Zaten sinoptik kapsamın dışında bırakılmıştır Yuhanna. Çünkü ilk üç İncil arasında literal ilişki var. İlk üç İncil bu yüzden birbirine çok benziyor. Alıntılar, girişler. Bu benzerlikleri ve bu benzerliklerin yanında aradaki farklılıkları. Yani bir taraftan benzerlikleri açıklamak zorundasınız. Bir taraftan da benzerliklerin yanındaki farklılıkları, sinoptik problem ve araştırma disiplini buradan ortaya çıkıyor zaten. Ve Yuhanna İncil'i bu nedenle ayrı bir bağlamda değerlendiriliyor. Yuhanna'nın diğer üç İncil'le muhtemelen literal bir ilişkisi yok. Hani biraz önce bahsettik ya, evet. Diğer İncil'ler birbirlerinden alıntılar yaptılar falan. Yuhanna ayrı bir şey. O daha sonraki bir tarihte yazılmış. Muhtemelen İsa'yı tas tamam tanrılaştırmış artık bir cemaat için. Bizim kim olduğunu bilmediğimiz bir yazar tarafından yazılmış. Fakat kilise geleneği bunu sonraki dönemlerde Yuhanna ismine atfetmiş. Süremiz herhalde doldu diye uzatmayalım. Ya maalesef yani. Erken mi doldu bugün, ne oldu ben anlamadım konuyu ama neyse. Ya giriş yapacağız diye niyetlenmiştik, evet, zaten. Evet, evet. Tek seferde toplayalım diye bir derdimiz yoktu. Ama çok hızlı aktı. Yani ben birkaç daha soru sorabilirim diye hedefim vardı ama maalesef başaramadım. Güzel oldu. Benim yani daha iyi hazırlandım ama. Yok yok, estağfurullah. Ben de belki soruları biraz da uzattık yani. Yok ama yani konu akışı şeye evet, müsaade etmiyor. Yani birbirine bağlarken hakikaten ancak buraya kadar gelebildik ama dediğim gibi girizgah olsun. Peki. Çünkü bu bizim çokça üzerinde konuştuğumuz konular. Çünkü Kur'an'a atıfla konuşursak işte Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe iman edip faydalı işler sağlayanlar da cennete girecek, evet, tabiri var. Kim bunlar diye herkesin kafasında soru işareti, evet, beliriyor. Şu, evet, andakileri mi konuşuyoruz? Evet. Allah'ın bahsettiği Hristiyanlar bunlar çok mı? Çok küçük bu söylediğiniz şeyde son bir ilave yapayım. Yani şimdi Hristiyanlık dediğinde tabii ki bugün artık geleneksel Hristiyanlık tamamen egemen durumda olduğu için, yani teslisçi geleneksel Hristiyanlık, bugünkü bakış açımızda aslında bu Hristiyanlık şekillendiriyor. Ama mesela Hazreti Muhammed'in yaşadığı 7. yüzyılda Hristiyanlık denilen şey bu değil. Tas tamam bu değil. Bu da var geleneklerin arasında. Veya 3. yüzyıla, 2. yüzyıla baktığınızda Hristiyanlık denilen şey bugünkü teslis değil. Teslisi yeni ahitten çıkartamazsınız. Teslisi Hazreti İsa'ya yapamazsınız, götüremezsiniz. Hatta Pavlus'a bile yapamazsınız. Teslis mesela sonraki dönemde ortaya çıkmış bir öğretidir. 4. yüzyılda resmi mahiyete kavuşmuştur 325 İznik ve 381 İstanbul konsillerinde. Şimdi bugünkü Hristiyanlık teslis Hristiyanlığı. Ama siz 2. yüzyıldaki Hristiyanlıktan bahsettiğinizde bir tesliste bir şeyden bahsetmeniz mümkün değil. Bilmiyorum ifade edebiliyor muyum? Yani o ayetleri de belki Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de bazı şeylerde kendi bağlamında, kendi tarihsel şeyinde anlamaya çalışmak belki daha yararlı şeyler ortaya çıkmasına yani vesile olabilir. Bugün hani birkaç şey üstüne açtıksanız İznik konsili dediğiniz zaman biz onu baya baya oturdular. Anan aşağı baban yukarı. 4 İncil hadi anlaşalım. Salladılar masayı. Hepsi düştü. 4'ü kaldı değil mi? Yani... Öyle gözüküyordu. En azından birçok şeyin üzerine biraz açmış olduk. Ama inşallah buradan hareketle biraz daha sürer bu yolculuk. Çünkü bu kadim de bir kültür. Onun üzerinde çok da konuşmak gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Evet. Çünkü inanan bir delille inanacak. İnkardan bir delille inkar edecek. Bize kitabımızın öğütlediği bu. Bu sohbet üzerinde son sözlerinizi alırsak ben çok keyif aldım ama kısa sürdü. İdare edeyim bu seferlik. Çok teşekkür azim ediyorum davet ettiğiniz için. Allah razı olsun. Dinleyen, izleyen herkese çok çok selamlar. Çok teşekkür ederim. Kısa sürdü ya da bana öyle geldi ama çok keyifli bir konuydu. Devam edeceğiz. Şimdi İzmir'de olduğu için Zafer Hocamız daha sık misafir ederiz inşallah. Umarım sizler de keyif alırsınız. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.